Evet sevgili izleyenler, şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'da Hisar üstündeyiz. Akhisar Belediye Başkanımız, Ege'nin incisi tabir ettiğimiz eskilerin tütün diyarı, şimdinin de zeytin diyarı Akhisar'ımızın belediye başkanı geçtiğimiz aylarda göreve gelmişti. Biz görevinde başarılar diliyoruz başkanımıza. Başkanım, burada İstanbul'da yaşayan Akhisarlılarla bir kahvaltı düzenlediniz. Hep bir arada olduk, hep birlikte olduk. Şu anda İstanbul'dayız. Neler söylemek istersiniz Sayın Başkan? Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Akhisar Belediyesi olarak İstanbul'da yaşayan Akhisarlı vatandaşlarımızla bir bağ kurmak amacıyla, onlarla bir araya gelmek amacıyla bugün bir kahvaltıda buluştuk. Çok da güzel bir etkinlik oldu. Yüzün üstünde vatandaşımızla buluştuk. Eski dostlarımızla hasret giderdik. Yeni dostlar, yeni abiler tanıdık. Akhisar'a nasıl faydalı işler yapabiliriz? Onlarla nasıl bağlantıyı daha da çoğaltabiliriz? Akhisar'ı nasıl beraberce geliştirebiliriz? Bunlar hakkında fikir paylaşımında bulunduk. Gelen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Yeni göreve geldiniz. Zaman zaman projelerinizi dinledik seçim öncesinde ama başladığınız projeler var mı? Yapmak istediğiniz Akhisar'ımızda neler var? Adım adım tüm projelerimize başlıyoruz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim, Akhisar Belediyesi'nde yapısal bazı sıkıntılar vardı. Önce onları aşmamız gerekiyor. Tasarruf tedbirlerini öncelikli olarak ele aldık. Masraflarımızı kıstık, gelirlerimizi artıran önlemler alıyoruz. Bununla beraber mahallelerde kreşler olsun, bunun dışında yeşil enerjiyle ilgili projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Kapalı servis duraklarımızla ilgili projemiz devam ediyor. Akhisar'ın ne yazık ki altyapısı pek iyi değil. Yıllar boyunca çok fazla yol yapılmamış. Hızlı bir şekilde bu yazı asfalt yaparak geçirmek istiyoruz. Yani Akhisar'ın bozuk olan yollarını düzelterek geçirmek istiyoruz. Çünkü gerçekten Akhisar'ın yol durumu çok Akhisar'a yakışmıyor. Ama projelerimizi adım adım ilerliyoruz. İnşallah Akhisar çok güzel olacak. Evet. İnşallah çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Akhisar'ımız için de çok güzel olacak. Akhisar'ın tam göbeğinden geçen bir tren yolu vardı. Şu anda raylar da söküldü. Raylar da söküldü. Orası için bir proje var mı? Orası için aynı. Demir yolları mı yoksa sizler mi, belediyenizin tasarrufunda mı? Şu anda o rayların olduğu bölüm demir yollarına ait ama Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi bunu devredecek. Zannederim Büyükşehir'le bu konuda görüşmeniz devam ediyor ama çok fazla sıkıntılı bir durum yok. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Biz oraya tüm Akhisar'ı boydan boya geçen bir yeşil hat yapmak istiyoruz. Bunun için de çevre düzenlemeleri, daha önemlisi bisiklet yolu ve yürüyüş yolları yapmak istiyoruz. O bölgenin Akhisar'ın tüm çevresini değiştirmesini istiyoruz. Evet, hayırlısı olur inşallah. Sağ ol. Önümüzdeki hafta seçimler var. Buradan seçmenlerimize bir partili olarak da neler söylemek istersiniz İstanbul'da yenilenecek seçimler için? Ben İstanbullu vatandaşlarımızın çoktan kararını vermiş olduğunu düşünüyorum. Eminim onlar da bizim gibi düşünüyordur. Haksızlığa karşı bir tepkilerini koyacaklardır. Ama daha önemlisi İstanbul'u hangi adayın daha güzel, daha başarılı bir şekilde yöneteceğine de karar verecekler. Ben bu konuda İmamoğlu'na, Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok güveniyorum. Dün de beraberdik kendisiyle. Onun için de çalışmalara devam ediyoruz. Ama tabii bu bizim Akhisar Belediyesi'nin bir organizasyonuydu. Tüm Akhisarlılar, her siyasi görüşte Akhisarlılarla beraber buluştuk. Ama ben diyorum, inancımız tam, gelecek pazar çok güzel bir seçim olacak ve İstanbul için her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ederim başkan. Son olarak ben güreş programları yaptığım hasebiyle dolayısıyla Akhisar'ımızda Çağlak Festivallerinde güreşleri görebiliyorduk. Evet. Yağlı güreşlerimiz, ata kültürümüz, deve güreşlerimiz, bu tür etkinlikler Akhisar'ımızda yaşayacak mı? Yaşanacak. Yağlı güreşimiz çünkü takip etmişsinizdir. Çok önemli. Ben yağlı güreşe özellikle ata sporumuz olduğu için çok önem veririm. Onun için cirit olsun, değnek olsun, bu tarz ata sporlarımıza da çok önem veririm. Takip etmişsiniz de çok güzel bir Çağlak Festivali yaptık. Önemli bir miktar, çok büyük bir bölümünü kendi imkanlarımızla karşıladık. Hiç belediyenin cebinden bir para çıkartmadık. Oradan elde ettiğimiz, standlardan elde ettiğimiz gelirle hemen hemen tüm masraflarımızı karşıladık. Konserlerimizi yaptık. 4 tane ulusal, 6 tane de yerel konserimiz oldu. Akhisar tarihinin sayılı festivallerinden bir tanesi oldu. Normalde bu festivalin gündüzlerinde de güreş oyunları olurdu, atlı sporlarımız olurdu, işte atıcılık olurdu. Ama bu sene Ramazan'a denk gelmesi nedeniyle fazla bir talep olmayacağını düşünerek biz bunu Eylül ayına kaydırdık. 30 Ağustos 6 Eylül haftası bizim kurtuluş haftamız, günümüz biliyorsunuz 6 Eylül. O hafta gene konserlerimiz olacak. Ha bunun yanında spor müsabakalarımız olacak, yağlı güreşimiz olacak Çağlak mevkiinde gene. Ki Selçuk'ta biz Selçuk'ta biliyorsunuz güreş bakımından çok önemlidir. Selçuk'ta yapmak istiyoruz. Atlı işte değneğimiz, civitimiz, oyunlarımız olacak. Futbol turnuvamız olacak.
Bunun yanında hemşeri derneklerimizle de bir organizasyon yapmak istiyoruz. Çok komplike, dolu dolu bir festivalimiz olacak. 30 Ağustos 6 Eylül arasında sizleri de bekleriz. Evet, arkadaşlarımızdan birçok Kırkpınar Başpehlivan'da çıktı. Aynen. Arap Mustafa. Arap Mustafa Yıldız, Niyazi Güreşen. Aynen. Geçtiğimiz yıl kaybettik kendisini. Bunlar çocukluğumuzun efsaneleriydi. Bunlar inşallah Akhisar'ımızda yaşatılacak. Ben, bunlar adına bir turnuva veyahut da onun adına bir yağlı güreş düzenlenecek. Sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim zamanımızda eski Akhisar'dan çok güzel, çok başarılı sporcular yetişirdi. Ne yazık ki iş biraz daha dışarıdan bir getireyim, benim adıma güreşine döndü. Benim amacım, şahsi amacım, daha çok Akhisarlı güreşçimiz, daha çok Akhisarlı boksörümüz, Akhisarlı jimnastikçimiz, gençlerimizin önünü açmak, altyapılara önem vermek. Biz belediye olarak bundan sonra daha farklı bir yol çizmek istiyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimizi sporla buluşturmak, özellikle de atasporumuz olan güreşle daha çok zaman geçirmeni sağlamak istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkan, çalışmalarınıza tekrar Akhisar'ımıza, güzel Akhisar'ımıza iyi hizmetler vereceğinizi umuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.